Arkadaşlar hoş geldiniz kanalımıza. Ders Saadet kanalında yine İstanbul'la ilgili farklı bir konu anlatacağız. Bu sefer ben değil, Emre abi anlatacak. Emre abi hoş geldin. Hoş bulduk Yakup. Bugün Balat'ı anlatacaksın bize. Zevkle seni dinleyeceğiz inşallah. İstiyorsan Evet. başlayalım. Evet. İyi akşamlar arkadaşlar. İlk mahallemizi Aksaray olarak belirlemiştik. Yani oradan başlamıştık. Hatta ondan sonra Yakup'la da konuştuğumuzda şey dedik. Hani alfabetik olarak devam ederiz bundan sonra falan dedik ama sonra Yakup'la aramızda konuştuktan sonra alfabetik değil de böyle popüler olanlarla bir devam edelim. Sonra yine zaten hepsini anlatacağız bir şekilde. Yani 39 mahallenin hepsini de anlatacağız. Hani hiçbirini birbirinden ayırmayacağız ama bu şekilde popülerlerden de bir tane koyalım araya dedik. O yüzden bugün Balat'la başlıyoruz. Aslında Balat son zamanlarda yani son zaman değil mi? 5-6 senede çok popüler bir yer aslında. Hem yerli turist açısından hem yabancı turist açısından çok yoğun. Orada bol bol dizi filmler de çekiliyor falan. Artık yani böyle tamamen yapısı değişmiş durumda. İstiyorsan Yakup bir sonraki slayta geçelim. Tabii. Yine her zamanki gibi Fatih Suriye için haritasını böyle gösteriyoruz. Aksaray'da da gösterdiğimiz gibi. Şu bölgelerde. Şimdi bir sonraki slaytta Balat'ın nerede olduğunu göreceğiz. İşte siyah olan bölge Balat'ın olduğu konum. Bir sonraki slaytta da tam yerleşim yerini gösteriyor. İşte Ayvansaray, Derviş Ali, Atik Ali ve Yavuz Sultan Selim'in sınırları arasında. Şu ufacık yerde de Ali Kuşçu Mahallesi'ne Kilosu mu? sınırları var. Yok. Atik Ali'nin yanında ufak bir şey var ya. Evet, o kısımda Ali Kuşçu Mahallesi oluyor. Orası tam çıkmadı. Orayı da hani belirtmek istedim arkadaşlar. Burası neresi diye sorarlarsa Tabii. mahalle sınırları da burası. Aslında Balat'ta görülmesi gereken bol bol hani camiydi, kiliseydi, çeşmeydi, hamamdı. Bol bol yer var. Hani gezen arkadaşlar sabahın erken saatlerinde gelip akşama kadar biraz zor bitirirler. Hani biraz da tırmanmalı yerler de çok fazla var. O yüzden burayı gezerken biraz kondisyon sağlamamalı, değil mi Yakup? Tabii ki de kesinlikle abi. Çünkü burası öyle bir mevki ki çok güzel görüyor. Hani Yavuz Sultan Selim'den anlayabilirsiniz ne kadar mevkide, tepede yüksekte olduğunu. Hatta her zaman sürekli söyler. İstanbul'da yedi tepesinden birisi aslında Yavuz Sultan Selim Camii'nin olduğu yerdir. Hani beşinci tepe mi oluyor, altıncı tepe mi? Ki bu zaten çok da önemli de bu. Evet. Çünkü yedi tepeli değil İstanbul. Yani yedi tepeden Evet. daha fazla tepe var ama hani bu konu tabii ki de işte Roma yedi tepe üzerine kurulmuş, İstanbul'da kurulmuş gibisinden şey oldu. Bu rehberlerin biraz da insanlara tatlandırmak için anlattığı şeylerden bir tanesi. Normalde 7'den daha fazla tepe var. Roma'yla benzerlik yapasın diye. Burası da çok mevkide bir tepede aslında Balat'ta. Ama bugünkü yapılardan dolayı biz onu göremiyoruz ama yani mevkide. Çünkü biraz daha yukarı çıktım Yavuz Sultan Selim yani. Şimdi burada da şöyle bir şeyle karşılaşacağız. Sen ilk konuştuğumuzda, Aksaray'da konuştuğumuzda Cerrahpaşa Camisi'nin Cerrahpaşa'da olmadığını öğrenmiştik, değil mi? Mesela onun gibi aynen. Evet. Burada da Yavuz Sultan Selim Camii'nin Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde olmadığını öğreneceğiz burada da. O da mı Burada, Balat? evet, o da Balat'ın sınırında. Yani Burada sürpriz Yavuz işte. Sultan Balat'la Yavuz Sultan Selim'in tam kesiştiği noktada yer alıyor. O yüzden yani mahalle şeyine göre hani haritasına göre Yavuz Sultan Selim Camii Balat bölgesinde yer alıyor. Aynı Hani Cerrahpaşa vakası gibi oldu. evet. Hani bunu da hatırlatmak iyi oldu. Arkadaşlar da şey yaparlar. Giderken ona göre düşünürler. Zaten dediğim gibi burada bir önceki Aksaray'daki gibi yine Balat'ta da Google Maps'te buradaki anlatacağımız noktalardan hariç, yani görülmesi gereken bütün noktaları işaretledik. Güzel. Arkadaşlar o linki de ben açıklama kısmına gene koyacağım. İsteyen arkadaşlar oradan kendilerine bir rota çizerekten görmek istedikleri yeri görüp rahatlıkla gezebilirler. Yani burada anlattığın her şey Şimdi nokta üzerinde, harita üzerinde olacak yani. aynen olacak.
Şimdi herhalde bir sonraki slide'da da Google Maps'in linkini görecektik. Ha, geçtik oraya, tamam. O, zaten onu anlattık. Şimdi burada görülmesi gereken bazı yerler diye söyledim. Çünkü burada yani gerçekten çok ciddi şey var. Tarihi eser var, yerler var. Burada dediğim gibi şeyler, camilerde ve kiliselerde fire yoktur ama hani çeşmelerde fireler olabilir. Eğer hani siz de derseniz ki yani burada şu çeşmeyi atlamışsınız, şuraya atlamışsınız derseniz, yorum olarak yaparsanız biz de en azından oraları da gidip görmüş oluruz. Yani çünkü yani ben mesela Balat'a 10 kere gittim atıyorum ama her seferinde başka bir yere görüyorum. Yani o kadar şey, hani ufak bir yer aslında ama her sokak yani küçük küçük olduğu için biliyorsun sen de. Bir sokağa giriyorsun başka bir şey görüyorsun. Bir sokağa giriyorsun başka bir şey görüyorsun. Zaten envanterine bakarsan bir dönem doğru düz bir şey bile yoktu. Envanterinde yazmıyordu. Şimdi son zamanlarda bu tip şeyler yoğunlaşmaya başladı. O yüzden hani envanter çalışmaları da güzel gittiği için hani bulamadığımız eserleri de o envanter sayesinde bulabiliyoruz artık. Şimdi burada ilk herhalde Tahta Minare Cami gelecek. Bir sonraki slide'a geçelim Yakup. Ha, bu linkte bunu geçelim. Evet, Tahta Minare. Burası yani ilk yapıldığı tarih 1458 Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılıyor. Yani Tahta Minare demesinin sebebi zamanında minaresi tahta mıydı acaba? Artık onu bilmiyorum ama sen biliyor musun Yakup burayla ilgili bir şey? Böyle olması çok mümkün abi. Çünkü taş olabildiğince az kullanılıyor. Özellikle böyle mahalle tipi camilerde, küçük yani mahalle, bunlar mescit yani cami değil de biz bugün görüyoruz. Mesela Ayasofya'nın ilk minaresinin ahşap olduğu söylenir. Şimdi bir bilgi yok. Bir gravürde bir şey de yok ama ahşap olduğu söylenir. Hani Ayasofya gibi bir yapının bile minaresi ahşapsa bunun ahşap olması çok mümkün. Biz zaten cami tabii ki de orijinal değil. Ahşap bir cami olduğu %100'dür yani bence. O yüzden o gibi yerler de ahşap yani. Mahalle camileri böyle küçük mescitler minaresinde ahşap olması çok normal yani. Taş kısıtlıdır. Taş masraftır. Çünkü taş elinize geçtiği zaman doğada hazır tuğla şeklinde veya istediğiniz bir şekilde taş elde edemezsiniz. Onu kırıp parçalayıp bir taş elde etmeniz lazım istediğiniz. Yani istediğiniz bir taşı elde edene kadar devasa bir taşı çöpe atıyorsunuz aslında. Onu da unutmamak lazım. O yüzden çok masraflıdır bunlar. Böyle mahalle tipi camilerde böyle kullanacaklarını taşı ben zannetmiyorum. Ki en azından bir Kanuni dönemine kadar, bir 4. Murat dönemine kadar böyle devam ettiğini ben düşünüyorum. Ama ondan sonra son dönemlerde mesela işte Ortaköy'ü görüyoruz. Orada yani Büyükmecidiye Camii'ni görüyoruz. Müstetiye'yi görüyoruz. Nur Osmaniye'yi görüyoruz mesela. Onlar mesela şeyden camiler. Taştan camiler. Ama dediğim gibi Fatih döneminde yapıldığına göre yani büyük ihtimalle çok... Zaten Fethiye camilerinden birisi zaten. Evet. O yüzden hani o dönem öyle yapılmış olabilir ve adı da öyle kalmış olabilir. Bu yapı aslında 18. yüzyıla kadar sağlam geliyor ama ondan sonra 18. yüzyılda Halil Ağa tarafından yeniden yaptırılıyor. Ahşap olduğu için. Evet, ahşap olduğu için yanıyor mu artık? Artık başka bir şey mi var? Yani büyük ihtimalle yanmış da olabilir. Ama bir 400 sene öyle gitmiş. Sonra 18. yüzyılda tekrardan günümüzdeki haline kavuşmuş. Sonraki slide'a geçelim Yakup. Evet, şimdi burada arkadaşlar diyecek ki burada Dunk diye karşılarında ne çıkıyor? Editlenmiş fotoğraf. Şimdi bu meteoroloji kilisesi çok ilginç. Ben 9 yıldır Balat'ı geziyorum. Hani ara ara gidiyorum tabii ki ama o bölgeye gidiyorum ve hiçbir zaman buranın açık olduğunu görmedim. Hep kapalı. Yakup sen gittiğinde kapalı mıydı? Ben hep kapalı, hiç açık görmedim. Hep kapalı. Ben bir kere burayı açık gördüm. Yani böyle bir şans olmaz. Anında atladım içeriye. İçeri atladım. İçeride bir ayin falan vardı galiba. O anda fotoğrafı çektim. Orada da arkadaşlar, orada ilgilenen arkadaşlar da bana şey dedi. Ya fotoğrafı çektiniz ama yayınlamayın. İşte şöyle yapmayın. Yani yasak falan gibi şeyler söyledi. Sonra ben çektim. Tamam dedim. Saygı duydum. Çıktım. Sonra biraz araştırdıktan sonra hakikaten buranın şeyi yok. Fotoğrafı yok. İnternette araştırıyorum, oraya araştırıyorum. Hiçbir yerde çıkmıyor fotoğraf. Hani birisi
Oradaki binaların üst katından çekmiş. Onu da Google Maps'i yüklemiş. Aslında bir fotoğrafı var. Ama ben hani böyle bir saygı duyulduğu için yani daha doğrusu kendim saygı duyduğum için bana lütfen yayınlamayalım dediler. Niye yayınlanmadığını da pek anlamış değilim ama bu kilisede yani rivayetlere göre Ayasofya döneminde yapıldığı söyleniyor bu kilisenin. Yani çok eski bir kilise. Ama orijinalini yitirmiş mi yitirmemiş mi onunla ilgili tam detaylı bilgi de yok. Ama dediğim gibi bunu ben konum olarak da zaten açıklamalarda göreceksiniz. Oğlu da bir gün oradan geçerken açık görürseniz yani içeri girmenizi öneririm. Orada güzel kocaman da bir şey var. Yani artık bilmiyorum 200 yıllık mı ne bir ağaç var. Evet anlıyorum. Evet avlusunda. O yüzden eğer oldu da şansınızla yakalarsınız girmenizi tavsiye ederim. Yani bunun bir kilisenin ayrı bir özelliği ise şu anda tam ikisi arasında kaldım ben. Ya Kudüs metropolliğine bağlı, patrikliğine bağlı ya da Mısır patrikliğine bağlı. Bu ikisinden birisi. Çünkü bir tane daha Mısır patrikliğine bağlı var. Kıbrı Sina Kilisesi. Şeyde o sahilde. Bunlar bu tür kiliseler açık olmaz. Yani burası Fener'e bağlı değil. Fener bunun patrikhanesine bağlı değil. Özel mi yani? Ne derken? Yani kilisenin kontrolü, kilisenin masrafı, kilisenin ayinleri hepsi ya Kudüs patrikliğine ya Mısır patrikliğine bağlı. Yani oradan anladım. Yani oradan yönetiliyor. Oradan görevli atanıyor kiliseye. Fener bunun patrikhanesine kesinlikle bağlı değil. Ermeni patrikhanesine de bağlı değil. Katolik patrikhanesine de bağlı değil. Bunları biliyorum. İstanbul'da 3 tane önemli. Hatta 4 tane diyelim. 4 tane patriklik var önemli. Ermeni var. Pardon 5 oldu. Ermeni var, Rum var, Katolik var, Protestan var. Bir de Süryani var. Patriklik olarak 5 tane var İstanbul'da. Ama bunların yok tabii ki de. O yüzden burası kapalı. Bir tane şey de var. Unuttum. Sarıyer'de. O kilise de Mısır'a bağlı. Yani 2-3 tane Mısır'a bağlı kilise var. Bu da büyük ihtimalle Mısır'a bağlı diye hatırlıyorum ben. Kudüs'te olabilir. O yüzden bunlar kapalı yani. Sürekli ayin olmuyor. En azından pazar günü açık olur kiliseler. Bu o da değil yani. Evet. Yok evet hocam. Yani hiç ben bir sürü pazar geçtim ona. Hiçbir yani bir şansa denk geldi. Zaten bu kilisenin önünde de bir amca oturuyor. Sürekli hani girmeye kalkan olursa da engelliyor yani. Öyle bir bekçi gibi veya gönüllü mü artık bilmiyorum ama biri var. Ya ondan dolayı da büyük ihtimalle kapalı olduğunu düşünüyorum. Olabilir, olabilir, olabilir. Bir sonraki slayta geçelim. Evet, burası Servet-i Stefan Kilisesi. İşte bu meşhur bildiğimiz Demir Kilise. 1898 yılında yapılmış ama bu demir blokların birleşme haliyle yapılan kilise değil mi Yakup? Tamamen demirden abi. Evet. Burası belli bir 2011'deydi galiba. 2011'de böyle bir detaylı bir restorasyona girdi. Bayağı uzun bir restorasyon geçirdi. 2018'de yani 7 yıl sonra burası tekrardan açıldı. Haliç'e doğru kayıyordu. Ondan böyle bir kapsamlı restorasyon. Evet. Bir de ciddi de şey yaptılar. Bu demirleri yenilediler mi artık şey bilmiyorum tam detayını ama böyle bir kararmalar falan vardı bu demir olduğu için haliyle. Kararmalar falan vardı. Belki onun için yapmışlar. Çünkü ben bunun bir eski halini de görmüştüm. Böyle hafif kararmalar vardı. Belki ondan da dolayı biraz hani uzun sürmüş olabilir hani restorasyon açısından. Ama bayağı uzun bir süre giremedik yani buraya. Tabii uzun bir süre giremedik ve burası hani demirden yapıldığı için çok meşhur ama diğer konusu ise şu şeyi çok önemli. Bulgar Kilisesi burası. Yani bir Rum Kilisesi değil. Hı. Bir Katolik Kilisesi veya bir Fransız bir İtalyan Kilisesi değil, bir Protestan değil. Burası Bulgarlara ait. Yani Hristiyan Bulgarların kullandığı kilise. Bir tane de mezarlıkları var Şişli'de. Bulgar mezarlık. Bir tane de pek nadir olan şeyler. Tabii bir tane de yani iki kilisesi var. Bir burası var benim bildiğim de Şişli'de var işte. Hatta Şişli'deki daha güzel. Daha böyle farklı. Ama o da kapalı yani. Bu yine açıkken ziyaret edebiliyorsunuz. Evet bu bir de ücretsiz ziyaret edilebiliyor. Evet. Arkadaşlar. Yani gidip görmek isteyen rahatlıkla girebilir. Diğer slayta geçelim Yakup. Evet, Tevki Cafer Camii. Bu biraz engebeli, biraz tırmanacağınız bir bölgede. Tam bu Fener Rum
okulun hemen arkasında kalıyor. Hemen yanında da ne vardı? Bir tane daha İsmail Efendi Camii vardı, yan yanılar. Evet. Burası 15. yüzyılda yaptırılıyor. Nişancı Cafer Çelebi tarafından. Özgünlüğünü yitirmemiş bir cami. Yani tabii zamanla harap olup tekrar restorasyonlar yapılıyor. Hatta buranın bir şeyi vardı Yakup, biliyor musun bilmiyorum ama buranın bir seyir terası vardı. Buranın. Bütün şeyi görüyordu, Balat'ı görüyordu. Hatta Rum Kırmızı Lisesi'ni Mektebi görüyordu falan. Efendim? Kırmızı Mektebi gören yer değil mi burası? Evet. Oranın böyle bir şeyi vardı. Son gittiğimde orasını kapatmışlar. Ya o çok ayıp ettiler onu ya. O kim oluyorlar da onları öyle kapatıyor, anlamış değilim yani öyle. Ya şimdi şöyle de olmuş olabilir. Güzel bir manzarası vardı. Evet şeydi hani fotoğraf çekmek için çok güzel bir yerdi. Belki çok rahatsız edilmiş de olabilir. Yani oradaki cemaati falan. Hani çünkü oraya gruplar çok geliyor. Hani bireysel olarak fazla kişi olsa belki zor ama grupla Balat'ı gezen çok kişi var ve bu terasa da yani her grup çıkıyor buraya mutlaka. Çünkü çok güzel, güzel bir manzarası konumda. Var, o yüzden. Evet aynen. O yüzden belki böyle bir şeyle, hasır bir örgüyle kapatmışlar. Evet. O yüzden hani arkadaşlar buraya gittiğinde daha önceden gidenler varsa o şeyi, ambiyansı göremeyecekler. Öyle bir şey tamamen kapatmışlar yani. Hiç çekme gibi bir ihtimalin yok. Yok tabii. Aynen. Yok yani. Hasır bir şeyle duruyor. Onun fotoğrafını ben şimdi hemen bir arşive gideyim, bir göstereyim bakalım. Olabilecek. Tabii. Yani boşuna gidilmesin buraya yani. Güzel bir manzara maalesef kalmadı ve yani inanılır gibi değil yani. İşte yani burası hiç standart yok. Herkes kendi kafasına göre şey yapıyor. Yok mu acaba? Tevki diye yazdım olmasınlar ama Cafer diye yazmış olabilir mi? Yok. Vardı bende ama nerede ya? Hayır. Terakkiyeci mi yazdım ben? Yazdım. Yok. Tercüme. O tercüman değil. Teşekkür ederim. Bu arada ben nasıl kaydettim onu? İsmail Efendi'yi çektiysen belki orayı koymuş olabilir misin? O da yanındaki cami çünkü. İsmail Efendi yok herhalde. İyi de başlayan cami yok. İnanılır gibi değil. Ama ne olarak kaydettim bunu ya? Hani başındaki ismini neydi, camiydi o? Cafer tabii. Cafer cami desin. Tevki Cafer. Camcılar. Bulamadım şimdi. Ama vardı bunun fotoğrafı ya. Evet. Aslında benim de aslında çekmişliğim vardı. Bu konu, bu cami gelince aklıma geldi ama bu slide'ı daha önceden hazırlamıştım. Sonra aklıma da gelmedi onu tekrardan koymak. Olmazsa ben videoyu editlerken o fotoğrafı da koyarım arkadaşlar. Oradan nasıl göründüğünü en azından görürler. Evet. Güzel olur, aynen. Öyle bir şey yapabiliriz, evet. Evet, bir sonraki slide'da da Cafer Subaşı Camii var. Şimdi burada hani camileri seçerken hani özellikle hani şeyine bakmadık. Hani çünkü atladığımız camiler var. Hani niye şu camiden bahsetmeniz demesinler. Çünkü çok fazla var. Hani insanları da yormadan devam edelim diyorum. O yüzden hani böyle tek tek geçiyorum. Yapı Cafer Aga tarafından yaptırılmış. Bunun tam karşısında da bir çeşme var. Bu camcı çeşmesi miydi? Camcı çeşmesi Camcılar. Olabilir. Efendim? Camcılar çeşmesi. Bir çeşme, evet, bir çeşme var. Yani ya camcıydı ya camcılar. Tam onu hatırlamıyorum. Yani bu cami camcı çeşmesi diye de biliniyor. Hani adlandırılıyor ama hani genel olarak bilinen adı Cafer Subaşı Camii. Bir sonraki slide'a geçelim Yakup. Orada aslında burayla ilgili söylenecek çok şey var bir kere. Evet. Yavuz Sultan Selim Camii dediğimiz gibi ama yani Yakup'la bunu belki de tek bir video halinde getirilebilir. Çünkü biz Sultanahmet'i anlattık. İşte ne bileyim Ayasofya'yı anlattık. Süleymaniye'yi anlattık. O yüzden Yavuz Sultan Selim'i de ayrı bir videoda anlatmamız lazım ama hani Yedi Tepesi'nde olan camilerden, Selahattin camilerinden bir tanesi. 1522 yılında yaptırılıyor. Mimar Ali diye geçiyor. Doğru mu bilmiyorum. Acem Ali veya diğer ismiyle. O diye geçiyor. Hatta
bazıları insanlar şey diyorlar hani Mimar Sinan Camii falan diye şeyler ama o dönemde Mimar Sinan sarayda değil galiba değil mi? Subaşı olarak görüldü yani Mimar Sinan'dan önceki mimarın ismini unuttum şimdi onun yardımcısı olarak görev evet. Alıyor. Hani Mimar Sinan evet. O Prut seferine giderken keşfediliyor o Prut yerine. Aynen. Yani bu hani böyle bir şeyler oluyor hani söylentiler oluyor yani Mimar Sinan'ın değil arkadaşlar onu bilin ama bu camiye anlatılacak çok var yani içinde türbeler var orada bonos sarnıcı falan var işte su terazileri var hemen önünde bu Çukurbostan var yani burayı biraz bir tek videoda burayı anlatacağım çabuk geçelim. Bir bölüm biz bunu diğer olması videolarda... lazım. Tek parça evet. Halinde bunu yapalım. Çünkü biz Fatih'i evet, yaptık, Süleymaniye'yi yaptık. Evet, Yavuz Sultan Selim'i anlatırsın. Orada şimdi ileriki slide'da da geleceğiz. Çukurbosta'nın. Onu da zaten şeyde anlatmıştık. Neydi onun ismi? Tanrışlar şeyde mi? Tanrışlar'da anlatmıştık, evet. Aynen. Bunu güzelce tek parça evet. Halinde biz yaparız. Evet, bunu aynen. Yapmak lazım ya. Aynen. Yani sadece bu Balat Mahallesi'nde bu böyle bir caminin olduğunu. Evet. Yani bunu burada olduğunu bilin en azından. Yani Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde değil en azından onu bilin. Evet, evet. Ama bunu biz ayrıyetten bir videosunu yapacağız. Evet, bir sonraki slaytta da İsmail Ağa Camii var. Meşhur cami. İsmail Ağa cemaatine ait. Çarşamba'da oluyor ve Balat'ın sınırında artık yani karşı tarafı artık Balat değil yani yolun karşısı ama Draman Caddesi sınır mı oluyor? Yol sınır oluyor. Tramvay yok burada. Draman Caddesi. Ha Draman abi ben de tramvay diyorum zaten. Evet Draman Caddesi'nin sınırı aynı. Burası tabii ki İsmail Ağa cemaatine ait bir cami ve tabii ki eski bir cami. Yapı 1723 yılına ait. Şeyhülislam İsmail Efendi tarafından yaptırılıyor. Yani önemli camilerden birisi. Belki ileriki dönemlerde bununla ilgili bir şeyler varsa Yakup bir şeylere bakarsa bununla ilgili bir şeyler yapılabilir. Ama buraya hızlıca geçiyorum. Şimdi Fethiye Camii'ne geleceğiz. Şimdi Fethiye Camii aslında ön kısmı şu an müze. Halen müze mi Yakup? Şu anda yoksa... komple restorasyonda. Yani şu an bu videoyu biz Mart ayında çekiyoruz. 2021'deyiz. Yani camiye çevrilecek yerlerden birisi galiba burası. Ayasofya ile birlikte. Sonra kariye de var. Hı-hı. Kariye ne oldu tam belli değil ama daha o şey oldu değil mi? Ertelendiydi galiba biraz. Onda tam yetişmedi herhalde. Ne oldu belli değil yani. Ama burası öyle ya, bu bir... da o camilerden birisi. Aslında burası Theokos Pamakirotos Kilisesi. Yani 13. yüzyılda yapılmış ama bu kilisenin arka tarafı yani burada camiye çevrilmiş kısmı. O cami de 1601 yılında çevriliyor burası cami. Daha öncesinde kilise olarak kullanılıyor. Bir sonraki slaytta da zaten dış görselini görüyoruz. Evet yani müze olan kısmı burası. Yani şu an işte bu kısım camiye çevriliyor ama işte içeride yine ikonalar falan var herhalde. Bu şey kadar yoğun değil tabii ki ama nedir onun ismi? Kariye kadar yoğun değil ama burada da bir şeyler var. Onu da herhalde zamanla kapatıp herhalde cemaati açacaklar. Ya bu restorasyondan sonra işte bir bina düşünün. Yarısı cami, yarısı müze olarak kullanılıyor. Ama bu önemli bir yapı tabii ki de. Çünkü Bizans'ta evet. Şu anda 21 tane kiliseden camiye çevrilmiş eser var. Bir tanesi de bu. İşte Hirami Ahmet Paşa Camii var. O ayrı bir camiye çevrilmiş gibi söyleniyor ama buranın manastırı olduğu düşünülüyor. Hemen zaten bunun bir binaların arkasında yani. Karşıda binalar var. Onun arkasında Hirami Ahmet Paşa var. Bununla da ayrı bir ilgili bir slide yapalım. Video yapmak lazım. Hani burası çünkü şöyle düşünün. Normalde Patriklik binası Ayasofya'nın arkasındaydı fethiden önce. İstanbul fethedildikten sonra Ayasofya camiye çevrilince Patriklik binası buraya geliyor. Genadius burayı seçiyor. Önce bir Havariyun Kilisesi'ne geçiyorlar. Orası çok harabe olduğu için buraya veriliyor. Burada meşhur Fatih ile Genadius arasında Hristiyanlık tartışması yaşanıyor. İtikatname hazırlanıyor hatta. Hristiyanlık nedir, ne değildir diye. Birkaç tane madde üzerinden Fatih'e sunuluyor. Bununla ilgili güzel bir video çekeriz. Çünkü hem müze hem şey. Çok önemli bir yapı. Bir yani. Zaten şey de yapacağız ya Yakup. Kiliseden camiye çevrilen yapılarda da bir ara alacağız. Evet, evet.
Onu da bir seri halinde yapacağız zaten. Orada da anlatırız yani bunları. Aynen aynen. Onu yapacağız. Detaylı bir şekilde. Çok önemli çünkü bunu da yapmak. Evet, şimdi burada bir de müze koyayım araya dedim. Bir sonraki şeyde, yani burası müze ama artık müze olmayacağı için bir sonraki slaytta Dirmit'i Can Demir, Kan Demir de deniliyor müzesi. Ben buraya ilk gittiğimde biraz şey durumdaydı, kötü durumdaydı. O yüzden bu çektiğim fotoğraf daha eski bir fotoğraf olduğu için hani şu anki görüntüsü öyle değil. Ciddi bir tadilata girdi. Ondan sonra müze olarak faaliyet gösteriyor. Ön tarafında da kafeler falan vardı ama halen var mı? Pandemiden dolayı da bayağıdır gidemiyorum gene oralara. Ama ne durumda olduğumu bilmiyorum ama Dimitri Kandemir Osmanlı'da 1673-1723 yılları arasında bu bölgede yaşamış tarihçi. Hani felsefeci diyorlar, yazarcı, bestekar diyorlar. Yani o muhitte tanınan birisi. Galiba bu bölgede, yani burada kalıyordu, buradaydı evi galiba. Sonradan ilk başta burası bir kafeydi zaten. Sonradan artık herhalde belediyenin mi artık veya işte başka bir vakıfın mı yatırımlarıyla böyle bir müzeye çevrildi burası da. Burayı da söylemeden atlamayalım dedim. Bir sonraki kilise var. Şimdi meşhur Kanlı Kilise. Burası arkadaşlar Maria Muhtiotissa Kilisesi. Tam da düzgün okuyamıyorum. Yakup sen biliyorsan düzgün oku. 12. yüzyılda yapıldığı söyleniyor ve kesintisiz kilise olarak günümüze, yani Bizans'tan bu yana gelen tek kilise galiba, değil mi? Yani devam eden en azından tek kilise. Yani sen biliyorsun efsaneleri pek sevmiyorsun, biliyorum. Ama burada bazı efsaneler var, bilmiyorum ama yani Moğolistan'a kadar uzanan bir buranın bir şeyi var. Efsane değil de efsanesi var. Biraz daha yani, gerçeklik payı çok burada. Var mı? Ha, o zaman ha. O zaman gerçeklik payı varsa tamamdır. Ama buranın da belki de yine bir videoda anlatılacak çok şey vardır diye düşünüyorum. Sen ne dersen bilmiyorum ama. Ya tabii ki de var ama buraya bir giremiyoruz bir türlü. O sıkıntı. Bunun girişinde bir Bizans kartalı da var hatta. Ama ben bunu hemen notuma aldım. Ben buraya girdim biliyor musun? Burada mı girdin? Buraya girdik ama çekemedik fotoğraflarını, yasak dediler. Neyse, ama gerçekten çekemedim yani burada bir video. Fotoğraf da çekemedim daha doğrusu. Ama yani içerisi bilindik bir şey. Kilise tabii ama tabii hani 12. yüzyıla ait bir kilisenin içine girince böyle bir ambiyans farklı bekliyor insan ama yine de güzel ya, bir kilise. İzin mi aldı yoksa direkt böyle şansa mı girdin abi? Grupla gitmiştik biz. Bir bu bizim şey var, İstanbul Gezginleri grubu var biliyorsun. Hı. Mehmet bizi buraya gezdirmişti. O zaman gezerken açtılardı yani, rica ettik falan. Evet, hani, her gelene de açmıyorlar yani ama işte o anda açacakları tuttu. Hani girdik, görmüş olduk ama dedim ki bu kiliseyle de ayrı bir video çekilebilir veya işte bu farklı bir konu altında da anlatılabilir ama önemli bir kilise. Senin anlatmak istediğin bir şey var mı burayla ilgili? Hani ufak bir şey de olsa. Sadece ben anlatayım. Burada Maria 10. yüzyılda bir imparatorun kızıydı. 10-11. Yüzyıllarda. Buradaki bu Moğolistan'a giden hikaye şu. Şimdi o 10. yüzyılda Anadolu coğrafyasını bir düşünelim. İşte Bizans şeye kadar geliyor. İzmit'e kadar geliyor. Daha yok ilerisi. Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti işte İznik'ten tutuyorsunuz şeye kadar. Anadolu'nun birçok Kayseri, Malatya'ya kadar Anadolu'da Selçuklu Devleti var. Moğollar geliyor doğudan. Kimse durduramıyor onu. Öyle bir durumda hani Bizans'ın önünde bir Selçuklu var. Moğollar da geliyor. Moğollar Selçukluları da yeniyor. Anadolu Selçukluyu. Kontrol altına alıyor. Geriye kim kalıyor? Bir yerde Moğollar. Bir yerde Bizans. Bizans'ın durumu çok kötü. Artık o yıkılmalı öyle. 200 sene sonra Fatih gelecek. Hani alacak Bizans'ı. Öyle bir durumda. O yüzden de imparator, işte ismini unuttum. Bir ayrı slide yaptığım zaman söylerim bunu. Ayrı bir evet. Notumu aldım zaten. Orada imparator kızını şeye gönderiyor.
Moğolistan'a görünüyor. Herhalde şeye gönderiyor. Yani Moğol'daki kişiye, oradaki hükümdara gönderiyor ki orada bir ailevi bağ kurup işte Bizans'ı bu Moğol istilasından kurtarmak gibi bir şey çabalıyor. Ki yolda giderken Moğol hükümdarı ölüyor. Öldüğünü duyuluyor. Sonra tekrardan Sonra bu geri gönderiyorlar herhalde, değil mi? geri Bu bize geliyor. uğursuz geldi falan diye. Yani işte geri geliyor. Hemen de orada bir efsaneye giriyor. İşte bu uğursuzluktur bilmem nedir diye. O kiliseye kapanıyor. Ömrünün sonuna kadar kendini Hristiyanlığa alıyor. Ve sonra keşiş oldu diyenler var. Aziz oldu diyenler var. Böyle bir durum yani. Buraya Ama tekrar saldırıya geliyorlar galiba. Hani bu kanlı kilise demem de çok kan akıldığına dair bir şey var, ama dediğim gibi çok detaya girmeyelim. Hani insanları da evet, ama ayrı sıkmayalım, video ama yapalım. Kısaca hikayesi ayrı böyle. bir videoda. Aynen. Ayrı bir videoda bunu anlatalım, ama bu kilisede anlatılacak çok şey var yani burada. Bir de bir sonraki slaytta da bir hamam gelecek. Tahta minare hamamı. Burası 18. yüzyılda yapılmış arkadaşlar. Halen faal. Benim gittiğim dönemde biraz şeydi. Restorasyon ihtiyacı vardı, ama son dönemde gitmedim. Nedir ne değil bilmiyorum, ama burasını ben en az 2013-2014'te falan çekmişimdir yani. O yüzden son durumu nasıldır bilemiyorum. Bir sonraki slaytta da yine meşhur yer Fener Rum Erkek Lisesi var. Yani burası da için de yine Yakup, yine ayrı bir video lazım buna da yani. Ya buraya Patrik. Balat'ta o kadar çok şey var ki, hani anlatmakla bitmez yani gerçekten. O kadar çok tarihi eser bir arada var ki, hani Ben bunu not alayım, bekle. buranın da anlatılması lazım. Ama hani şöyle bir şey geçersek, 1881 yılında mimar Dimanis tarafından yaptırılıyor. Balat'ın tam tepesinde çok hakim bir yerde. Vapur seferleri yaparken de mesela o bölgede Haliç'ten geçerken burayı çok net görebiliyorsunuz. Yani çok her yere çok hakim. İlk başta yapılış amacı belki de lise değildi herhalde. Yani eğitim kurumu değildi, değil mi Yakup? Ben yani onu bilmiyorum da bir Şey, hani başka bir şey için miydi galiba? Yani tam da yanlış bilgi de vermek istemiyorum, ama ilk başta başka bir şey için yapılıyor. Sonra Rum okuluna çevrilmiş, ama bütün turistlerin ve hani yerli yabancı bütün turistlerin özellikle gidip görmek istediği bir mekan burası. Yalnız arkadaşlar, burası bayağı dik yalnız. Şimdi şu kapının altından merdivenler var, ama bu merdivenler bayağı dik. Yokuş da çok dik. Eğer çıkmak isterseniz, yani Balat'ı eğer şey tarafından ne bileyim Ayvansaray yönünden gelirseniz, oradan tırmana tırmana gelirseniz, ufak ufak tırmanışlarla buradan rahatlıkla Cafer Camii'nin oradan ulaşırsanız daha rahat olur. Zaten burası Kanlı Kilise'nin hemen yanında. Buradaki o dik yokuşu çıkmak zorunda kalmazsınız. Orası gerçekten aşırı bir dik. Yani bayağı bir dik. Yani oradan araba bile çıkmaz herhalde. Bilmiyorum, kolay kolay. Burayla anlatmak istediğim bir şey var mı Yakup? Ama bunu da dediğim gibi hani belki bunu ben ileride bir video yazdım. yapılabilir. Ha, ayrı bir slayt yapalım. Ben şöyle dört tane yazdım zaten. Yani Evet, dört tane yani slaytımız hazır. Balat'ta dersimiz çok. Arşive Şimdi bakayım. yine Ona göre bir slayt yapalım ben. Çünkü yüzeysel evet, yani yapabilirim. Bir de zaten burayla şu anda ilgili, amaç şey yani bu bölgelerde evet, bu böyle bölgede tarihi eserler. görülmesi gereken yerleri Aha, söylüyoruz evet. zaten. Hani Onun. detaylı Detayına tek sonra tek girelim. anlatmaya gerek yok. Aynen. Bir sonraki slaytta Ayayorgi Kilisesi. Bu kilise arka taraflarda kalıyor. Aslında pek fazla kişinin görmediği bir kısmı Çarşamba taraflarında, yani bu şeyin İsmaila Camii'nin arka taraflarında kalıyor. Hiçbir zaman girme fırsatı olmadı. Burada açılmayan, yani girilemeyen kiliselerden birisi. Birkaç kere girdik, yani girdik diyorum, birkaç kere geçtik bu bölgeden, ama hiçbir şekilde giremedik. Ama 17. yüzyılda yapıldığı söyleniyor. Sadece burayla ilgili bilgi bu. Maalesef bu kadar. Bir sonraki sarnıç, evet. Aspar, bildiğimiz Çukurbostan sarnıcı. Burayla ilgili anlatmama gereken bir şey yok.
Yakup burayı çok güzel anlattı. O yüzden isteyen arkadaşlar o sarnıçlar videosunu ve bol uzundu arkadaşlar bize biraz şey yaptılar ama ya bu kadar uzun video olur mu falan dediler ama kendimizi alamayıp bir buçuk saat yakın mıydı? Bir buçuk saat miydi artık? Öyle bir şey ya. Bazı öyle. Şeyde, iki saat olan da vardı hatta. 1.58 dakika olan da vardı. 1.58 dakika. Aldık mı? Yani o videolardan birisi ama yani keyifle izleyeceğiniz bir video. Onu da izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet. O yüzden burayla ilgili pek bir şey söylemiyorum. Bu işte Yavuz Sultan Selim'in hemen önünde olan bir sarnıç. Açık bir sarnıç. Bir sonraki slide'a gelelim. Orada da Çorbacı Çeşmesi var. Bu çeşmenin bir şeyi yok. Nedir onun ismi? Kitabesi falan bulunmuyor. Yani çorbası Çorbacı Çeşme Sokak burası. Ve sokağın adını vermişler. Acaba gerçekten Çorbacı Çeşmesi mi şeyi mi? Ne zaman yapıldı dediğim gibi kitabesi olmadığı için bilinmiyor ama yani şu an belki şu anki hali daha kötüdür bilmiyorum ama acil restorasyona ihtiyacı olan çeşmelerden bir tanesi İstanbul'da. Çünkü İstanbul'daki çeşmeler biliyorsunuz yapılıyor, şey restorasyonlar yapılıyor ama yine de çoğu zayıf durumda. İnşallah bunlar da bir an önce yapılır da eski haline kavuşur. Evet, bir sonraki slide'da ne vardı Yakup? Evet. Burası son görselimiz olacak. Bu metroloji kilisesinin hemen üstünde kalan bir kilise daha bu. Hemen üst kısmında kalıyor. Geçenlerde haberlerde söylemişlerdi. Burayı bir saray olarak söylemişlerdi. Ona da denk geldi bu. Yani burası arkadaşlar saray değil. Yani o videoda artık böyle bir hata yapıldı ama burası bir şey değil, saray değil, burası bir kilise. Ne zaman yapılmıştı burası? İlk yapılış tarihi 16. yüzyıl deniyor ama tam onun detayını bilmiyorum ama 16. yüzyılda yapıldığı söyleniyor. 19. yüzyılda bir yangın geçiriyor burası arkadaşlar. Yangında tamamen bu çatı kısmı tamamen çöküyor. Ve uzun zamandır da böyle atıl bir şekilde duruyor. Herhalde yıkılacak bir artık zamanda burası. Yıkılmadan biliyorsunuz veya bir kısmı yıkıldıktan sonra biz maalesef eserlere saygı gösteriyoruz. İnşallah hani tamamen yıkılmadan bir ufak bir restorasyon yapılıp veya güçlendirilip buranın da ziyaret edilebilir olması lazım. Çünkü buraya ziyaret edilemiyor tabii ki. Yıkılma tehlikesi olduğu için. Fotoğrafta görünmüyor ama alt kısımlarda böyle demir levhalar var. Hani kapalı etrafı. İçeriye giriş kesinlikle yok. Arkadaşlar Balat'la ilgili son fotoğrafımız buydu. Mümkün oldukça az fotoğraf koymaya çalıştım. Çünkü çok fazla yer var. Ama dediğim gibi hem görülmesi gereken yerler kısmındaki listeyi aynı zamanda Google Map haritasını açıklamalara koyacağım. İsteyen arkadaşlar kendilerine dediğim gibi rota çizebilirler. Ona göre detaylı bir gezi yapabilirler. Ama Balat hani sabahta girip akşamdan çıkılacak bir bölge değil. Yok, orası orası net. Hani eğer böyle tadıyla gezeceksiniz böyle bir yer değil. Yani buraya 2-3 gün ayıraraktan şöyle güzel güzel hani bölge bölge ayıraraktan gezebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Yakup, senin diyecek bir şey var mı buralarla ilgili? Yok abi, ağzına sağlık. Çok iyi bir slide oldu. Evet, bir sonraki slide'da da yine bir mahalle daha anlatacağım ama hangi mahalle olacak onu o da artık sürpriz. Artık dediğim gibi alfabetik değil, böyle popüler yerleri yapacağız. Ama dediğim gibi bütün mahalleleri de elbette yapacağız. Bir sonraki mahallede görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz inşallah.